Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın voleybolcularından biriydi ve neredeyse ay yıldızlı milli takım formamızı giyecekti. Evet, Sokolova'dan söz ediyoruz. Tam ismiyle Lyubov Vladimirovna Sokolova Kılıç. 4 Aralık 1977'de Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldi. Annesi iktisatçı, babası ise şofördü. Kendisinden 11 yaş büyük bir abisi vardı. Aile bireylerinin sporla hiçbir ilgisi yoktu. 7 yaşındayken annesine bir spor okuluna gitmek istediğini söyledi. O yaşta kendisini alan tek bir yer buldular, o da atletizm eğitimi veren bir kulüptü. Burada antrenmanlara katılırken boyu, sıçraması, esnekliğiyle dikkat çekti ve 9 yaşına gelince voleybola yönlendirildi. CSK genç takımının antrenmanlarına yıllarca her şeyini borçlu olduğunu söylediği annesiyle birlikte gidip geldi. Aynı takımla ilk sözleşmesini 1992'de imzaladığı zaman 15 yaşındaydı. 1995'te Moskova'nın Rossi takımıyla Rusya Ligi'nde oynamaya başladı. Buradaki başarılı performansıyla 1996'da ülkenin önemli ekiplerinden Uraloçka takımına 5 yıllık sözleşmeyle transfer oldu ve aynı yıl Atlanta Olimpiyatları için milli takıma seçildi. Bu dönemde evlendiği için voleybol dünyası onu Sokolova olarak değil, Shashkova soyadıyla tanıdı. 1999'da kısa bir dönem Japonya'da oynadıktan sonra Uraloçka'ya geri döndü. Dünya Voleybol Şampiyonası'nda en iyi smaçör ve manşet alan oyuncu seçilmişti. Dünyanın en değerli kadın voleybolcuları arasında ikinci sırada gösteriliyordu. Sokolova bu arada Moskova Üniversitesi Fizik Bölümünü çok iyi dereceyle bitirerek sporla tahsilin hem de zor bir dalda bile devam edebileceğini göstermişti. Bir sezon sonra da yani 2000'de Eczacıbaşı'na transfer oldu. Eczacıbaşı aynı sezon kadın voleybol takımının başına önce Rus milli takımı antrenörü Mikhail Omelchenko'yu getirmiş, onun tavsiyesiyle de Sokolova alınmıştı. Sokolova Türkiye'deyken Fenerbahçeli voleybolcu Aytaç Kılıç'la tanıştı ve 2002'de de çift evlendi. Ne var ki bu durum ülkesiyle sorun yaşamasına neden oldu. Çünkü Sokolova Rusya'ya dönmek istemedi. Rusya'da yaptığı başvuruyla onu bir yıl boyunca uluslararası turnuvalardan men ettirdi. 2002'de gittiği İtalya'nın Bergamo takımında 3 sezon oynadı. Bergamo onunla birlikte Şampiyon Kulüpler ve Konfederasyon Kupası'nı kazandı. 2004 Olimpiyatlarında Rusya milli takımı gümüş madalya kazanırken başarıda en büyük pay sahibi yine 1.93'lük smaçör Sokolova'ydı. Sokolova evliliği dolayısıyla Türk vatandaşı olunca Türk milli takımında da oynayıp oynayamayacağı tartışma konusu oldu. Devrin devlet başkanı Boris Yeltsin'in girişimleri ve özel ricasıyla ülkesiyle ilişkilerini daha da germemek için Rus milli takımında oynamaya devam etti. Sokolova Bergama sonrası İtalyan Jesi, İspanyol Murcia ve yine Jesi'de birer sezon geçirdikten sonra Moskova takımı Odintsova'da oynamaya başladı. 2 sene sonra Jesi'ye, ertesi sezonda yani 2010'da Fenerbahçe'ye geçti. 2 yılın ardından bir sezonda Eczacıbaşı'nda yer alarak 2013'te Rusya'nın Dinamo Krasnodar ekibine gitti. Buradaki 3 sezonun ardından voleybolu bıraktı. Ancak Krasnodar'ın kötü sonuçlar alması üzerine 2017'de bir sezonluğuna voleybola geri döndü. 2018 yazında ikinci ve son kez voleybolu bırakıp Krasnodar sportif direktörü oldu. Şubat 2019'da buradan da ayrılarak Rusya Voleybol Ajansı'nda çalışmaya başladı. Sokolova spor kariyeri boyunca Rus milli takımıyla 2 dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu ve 2 olimpiyat ikinciliği yaşadı. Keza oynadığı takımlarda pek çok kez ülke ve Avrupa şampiyonluğuna ortak oldu. Blok, smaç ve servis kategorilerinde ayrıca genel olarak da dünyanın ve Avrupa'nın en iyi oyuncusu seçildi.